Evet. Bak mesela şurada bu tabela olsa. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Şöyle isterseniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ustalarım. Gel. Şöyle doğru, sen de şöyle ustalarımız. Evet, biraz arkadaşlar da geldi. Sandalye verin arkadaşlar. Örneğin Mezitli sınırlarında Adnan Menderes buzlarındaki iş yerlerinde önemli iyileşme oldu. Mersin'de lokanta, gıda, yemek yeme, balık yeme gibi bir şey denildiği zaman hemen akla Mezitli bölgesi geliyor. Adnan Menderes buzları. Ama şu anda Viranşehir gelmiyor. Açıkçası böyle bir şeyimiz var. Oysa Viranşehir Adnan Menderes bulvarına çok daha iyi bir lokasyona sahip burası. Buranın da öyle olmasını istiyoruz. Veya bazı iş konuları artık burada olmuyor. Mesela burada bir kahve vardı. Gördüğüm kadarıyla kahvede çalışıyor. Bir kahveye göre düşünürseniz kalabalık. Tabii buradaki kiralar şimdi yükseldi doğal olarak. Bir kahvede çay parasıyla bunu kurtarmak zor herhalde. O da bir noktaya geldi, bıraktı, lokanta oldu gördüğünüz kadarıyla geçen de. Şurada bir tane bakkal vardı, o da bırakacağım diyor herhalde, bıraktı. Duruyor mu? Devlette mi? Arkadaş, o bakkal alan burada mı? Bir büfe olarak da normal bir büfeyle bu bölgede bana göre yıllardır bu Mersin'de daha doğrusu herkesin söylediği belediye meclislerinde de her zaman tartışılan bir konu var. Reklam tabelaları. Konusu hep konuşulur. Reklam kanunları, işte kaldırım işgalleri, çirkinlik tarafı. Bunun gelişi çirkinlik, hiç yasal olmayan bir şeyle kolaydır. Denir de dengeler yani diye düşünüyorum. Yine arkadaşlar buna bakacaklar. Sanıyorum birisi söylediklerinin orada bir beton platform vardı. Evet, şimdi görürüz. Çıkınca Arzuan bir beton platform var. O kayalıkların olduğu bölgede orada şey yok şu anda kumsal yok orada. Evet, o evet. Kayalıkların olduğu yeri diyorlar mesela şu şekilde yapsak diyorlar. Kordon boyu gibi. İzmir kordon boyu gibi. Kayalıkların üstüne bu şekilde yapsak diyorlar. İstanbul'da yer değil de. Onlar için kaldırıyoruz. Onun için onlara çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ve belediyemize başta olmak üzere bütün orada çalışan arkadaşlarımıza, temizlikçi arkadaşlarımıza dair hepsi anlayışlı ve gerçekten böyle güzel konuşuyorlar. Kaymakam gelse, emniyet müdürü gelse bunları aynen söyleyemezsiniz. Biz ben söylüyoruz söylerim. Başkanım. İşte, kesinlikle biz hepimiz söylüyoruz yani. Bizim başkanım, belediyemiz bize usulleri en güzel şekilde konuşan tek Mezitli Belediyesi. Başkanım, ben bunu ısrarla her yerde usullerin yorumu da geliyor, işini yapıyor ama bir polis gibi keyfi girmiyor senin dükkanına. Hani kontrol etmiyor senden, hani atıyorum sana gıcık almış. Öyle yok. Ve sadece sizden... Biz de tembih ediyoruz tabii. Sadece zabıta için değil bakın. Sadece zabıta için değil. İşte arkadaşlarımız burada. Müdürlerle başkan yardımcılarını zaman zaman toplantı yapıyoruz. Söyledim, konuşuyor. %100 haklı olabilirsiniz. %100 biz haklı olabilirsiniz. Ama vatandaşa kesinlikle öyle sert davranmak, hor davranmak yok yani. Böyle bir hakkımız yok bizim. Yani
haklı olsak bile şey hoş değil. Yani o yapmışmıyor. Evet. Yani insanlar rahatsız oluyor ya. Ben yapmıyorum. Yani ben sen yaptığını onun yaptığını demiyorum. Yani genelde yapanlara söylüyorum. Bunlar ayıp ya. Ben öyle ben nefret ediyorum böyle şeyler. Ya böyle şeyler ayıp. Yakışmıyor bize. Yapmayın böyle şeyler. Otobar mıdır? Başkanım mesela bu benim, ben hangisini kesiyorum? Bana bir gösterin bakalım. Bu Rino, Rino. Rino'yu altısı gidecek. Ben öteki. Rino, Rino. %2 kalacak mesela. Tamam başkanım, ben şimdi kesebilirim. Bir saate kadar yok dedim. Tamam. Boş. Bende hiç sıkıntı yok. Ben bunu çalıştırmıyorum zaten. Sonra boş mu şu an? Boş. Kiraya da bir. Öyle mi? Tamam. Satılırsa satacağız ama satılmıyor başkan. Burada değerler çok güçlü. Hepsi ben. Hepsini aldım. 5 sene önce 1,5 milyon dolara aldım. Şimdi 1 milyona satacağız. Ben Rino da zaten sürdürecek. Nasıl değişecek? Rino'dan mı sürdürecek? Hayır hayır. Kalsın isterse. Yok mu var? Alan adam söker. Büyük işini sökerim. Başkanım şu tekneleri de kaldıran Sinan muhtarımıza söyleyelim. İşte hatta burayı deniz aldı, sonra da burayı tarımlarla geçen ben demir borular duruyorum. Ama buraya kimse bağlamadı ki. Bir de bu var. Şimdi şurası işte asıl şey mesela diyelim ki. Gerçi burada da kum birikiyor mu artık yavaş yavaş? Nerede sulandırıyorsun? Kum birikiyor mu? Geliyor sana. Zaman zaman oluyor. Başkanım. Eskiden var mıydı? Dağla kıran biraz daha büyük olsa daha çok olacak. Evet. Arzu Hanım, şey yapıyorum. Yani şuradan diyelim ki. Taşlar var ya, şimdi üstünün bir işte ahşap veya böyle neyse ahşap var.